Uzun zamandır şiir türünden eserlerinize rastlamıyoruz. Divandan sonra bu türden bir çalışmanız olacak mı? Sizin niyetiniz kötü anlaşılan. Beni bir daha içeri göndereceksiniz. Şiir, ben hiç şiir yazamadım. Ben hep şiiri söyledim. Şiirin pek yazılacağına da inanamıyorum. Yazanlar var. Ben söyledim. Söylediğim zaman da geldi de söyledim. Duramadım, dayanamadım. Onun için şiir de oturup dururken gelmez. Kaldı ki şöyle güzel bir şey söylersem ikna eder mi sizi, yoksa retorik mi sayarsınız bilmiyorum. Benim sonraki şiirlerim nesillerimin arasına karıştı. Sanırım bunu nesillerimi okuyanlar fark ediyorlar. Sözlerimin arasında da onlardan görmüyor musunuz? Evet. Sayın hocam, geçen hafta her sene bir sure ezberleyip şahitleri çoğaltın demiştiniz. Hazır Miracı yakalamışken namazda peygamberlerin, müminlerin yaptıkları dua ayetlerini, kolayımıza gelenleri okusak da Allah'tan af ve mağfiret dilesek, diğer sureleri hayatımıza yansıtsak, onlara uyarak şahit tutsak daha iyi olabilir mi diye düşünüyorum. Hayır, namazda kıraat makamında herhangi bir, Kur'an'ın içinden herhangi bir yerle tahdit etmek doğru değil. Kur'an'ın tamamı kıraatta okunur. Ama namazın içinde zaten dört makam vardır ki dua makamıdır. O dua makamlarında özellikle dua ayetlerini okuyabilirsiniz. Hatta okuyabilirsiniz değil, okuyun. Bu dua makamları neredir? Rükudan doğrulunduğunda, iki secde arasında, secdede ve kade ahirede. Sonda. Dört dua makamı bunlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için buralarda zaten dua. Allah Resulü dua öğretmemiş mi? Dua etmemiş mi? Semiallahu limen hamideh dedikten sonra hamden tayyiben kethiran mübareken fih mil'es semavati ve mil'el ard ve mil'e ma şa'e min şeyin ba'd dedikten sonra Allah Resulü kunut yapmamış mı? Ellerini açıp cemaati de açtırıp kimi zaman saatlerce süren gözyaşları eşliğinde kunut yapmamış mı? Dua makamı, dua mahalli. Peki Allah Resulü iki secde arasında daima Allahu Ekber dedikten sonra efendim Rabbena ufirli, verhamni, vehdini, ve afini, verzukni diye dua etmemiş. Ne hocam iki secde arasında böyle bir dua mı var? Ya yazmıyor mu sizin elinizdeki şeylerde? Yazmıyor değil mi? Yazmazlar. Efendim. İnşallah siparişi verdiniz. Bu yüzyılda bir ilmihal yazacağım inşallah. Efendim. Böyle bir dua var. Ya Rabbi bana hidayet et. Ya Rabbi bana merhamet et. Ya Rabbi bana afiyet ver. Ya Rabbi beni rızıklandır. Ne güzel dua. Peygamberimizin duası. İki secde arasındaki dua bakın. Dahası Efendimizin kade ahirada okuduğu Rabbena atina fid dünya hasene. Rabbena gfirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbena gfir lana ve li ihvanina lladhina sabaquna bil iman gibi ayet-i kerimeler. Ekleyin ekleyebildiğiniz kadar. Bu dua mahallerine ekleyin ekleyebildiğiniz kadar. Bunun dil tahdidi de yoktur. İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre bu duaların dil tahdidi de yoktur. Onu söyleyeyim. Ve ben bu büyük imamlarımızın bu konudaki görüşlerini çok da isabetli buluyorum. Çünkü Allah, dua Allah, kalbin Allah'la konuşmasıdır. Dua kalbini Allah'la konuşmak. Kıraatta dil tahdidi var. Kıraat Arapça olur. Başka türlü olmaz. Kur'an çünkü. Ama duanın dili yüreğin dili. Ha şimdi birileri gene başlayacak. Bak 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 bak. Gene sapıttı seninki diyecek. Ebu Hanife İmam-ı Azam ne kadar sapıttıysa onun aziz talebeleri İmam Ebu Yusuf ve Muhammed ne kadar sapıttıysa ben de o kadar. Az veya çok değil. Haşa, değil mi?